Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bir bebek hırkası öreceğiz. Hırkamızı yakadan başlayarak örmeye başlayacağız. Belirli artışlarımız olduktan sonra modelimizi uygulayacağız. Hırkamız 1-1,5 yaş civarı çocuklarımız için uygundur. Tam bir tane bu somon rengi ipimi kullandım. Ve beyazlarımdan da kullandım. Bakınız tam bir tane ip yeterli olmayabiliyor. O yüzden ipimizin biraz fazla olmasında fayda var. Çeşitli renklerde daha çok da renk kullanarak örebileceğiniz gibi tamamen sade bir şekilde de ceketimizi örebilirsiniz. Ceketimizin bakınız özellikle kollarını biraz geniş tuttuk. Kesinlikle daraltmaya girmedik. Farklı bir hava vermesini istedik. Çünkü yandan kapaklı bir ceket ördük. Evet. Ceketimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet bebek hırkamızı örmek için 2.5 numaralı tığımızı ve bebeği ipi kullanıyorum. İpimin bandı kaybolduğu için tanıtamıyorum ama Kullandığımız her zamanki iplerimizden Bebe yünleri olarak bildiğimiz 100 gram ve 340-336 gram gelen iplerden Nako'nun ipi. Evet şimdi zincirimizi çekerek başlayalım ilk önce bir tane düğümümü atıyorum ve ipimi şöyle gevşetiyorum bakın ıstığımda ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane ayracımı takıyorum ve kolum için burası önümüzün bir parçası kolumuz için 12 tane zincir çekiyorum İlk zincirimi ördüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimizde kolumuz için çektikten sonra bir tane ayracımı takıyorum tam 12 zincirimin içerisine ve hırkamın arkası için örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 zincirimi çektim. 18. zincirimin içerisine yine bir tane ayraç takıyorum ve hemen 12 tane zincir kolum için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, şimdi kısa önümüz için örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirde kısa önümüz için çektik. Bakınız önümüzün birisini biraz uzun, diğerini biraz daha kısa yaptık. Bu ikisi kollarımız ve hırkamızın arkası. Zincirimizin uzunluğunu hemen bakalım şöyle sadece düzeltiyorum kesinlikle asılma falan yapmıyorum bakınız uzaktan müdahale ediyorum 24 santim zincirimizin uzunluğu hemen trabzanlarımızı yerleştirerek birinci sıramızı örmeye başlayalım Evet elimi tutuyorum şu şekilde bakınız birin olduğu yere 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını doluyorum. elimi tuttuğum yere gelerek trabzanımı örüyorum diğer zincirimin içerisine girerek trabzanlarımı ardı ardına örüyorum. Ayacımı taktığım yere kadar örerek ilerliyoruz. Sadece trabzanımı örüyorum. Çok az kaldı. Hemen birlikte tamamlayalım önümüzü. Evet son trabzanımı ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Sıradaki zincirin içerisinden bakın çıkardım. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra ayracımı çıkardığım yere geliyorum takıyorum. Bakınız aynı yere değil bir sonraki zincir yuvasına trabzanımı örüyorum. Ve diğer ayracıma kadar birer birer örerek ilerliyorum. Ayracımıza geldik. Bakınız kolumuzu ördükten sonra hemen çıkarıyorum. Son trabzanımın üzerine 1 ve 2. Zincirimi çektikten sonra sıradaki zincirimin içerisine diğer ayracıma kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Birer birer ilerleyelim. Ayracımın olduğu yere kadar geldim. Yine en son trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 iki. zincirlerimize ikişer adet çekiyoruz. Ayracımızı çıkarıyorum ve diğer ayraca kadar hemen çıkardığım yerden örmeye başlıyorum. Bakın aynı yere batmıyoruz. Farklı farklı zincir yuvalarının içinde örüyoruz. Diğer ayracımıza kadar trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Evet trabzanımı bitirdim ve hemen üzerinin iki zincirini ördüm. Diğer ayracımı çıkarıyorum ve sona kadar trabzanlarımı örüyorum. Sona kadar bakınız birer birer örerek devam ediyorum. Evet son uca kadar trabzanlarımızı örerek tamamladık. Bakınız iki tane kollarımız karşılıklı. Ceketimizin arkası ve her iki önümüzü görmekteyiz. Önümüzün birisi kısa birisi birazcık daha uzun çalışacağız. Evet şimdi son trabzanımın üzerinden 3 tane zincir çekerek ikinci sıramı başlatıyorum. Döndürüyorum ve birer birer trabzanlarımı zincirime kadar örüyorum. Ara zincirimize kadar trabzanlarımızı birer birer örerek geldik. Her trabzanımızın üzerine bir tane trabzan ve zincirimin olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzan örerek iki artışımı yapıyorum. Ve araya yine iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki artış yapıyorum. Bir ve iki. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanım ördükten sonra Bakınız kolumuz için dümdüz bütün trabzanlarımızı birer birer örerek ilerliyoruz. Her bir trabzanımıza bakınız bir defa batıyoruz. Ve örüyoruz bakınız böyle. Zincirimize kadar gelelim. Evet zincirime kadar örerek geldim. Şöyle görecek olursak bakınız. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ördüm ve kolumdan dümdüz trabzanlarım örerek ilerledim şimdi tekrar zincirimin olduğu yerdeyim yine aynı iki tane trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekip tekrar iki tane daha trabzanımı örüyorum ve çekitimin arkası için sıradaki trabzanlardan başlayarak örüyorum Ve dümdüz trabzanımı örüyorum. Bu noktaya geldiğim zaman yine burada yapmış olduğumuz gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı sonra dümdüz örerek gelelim. Burada da aynı işlemlerimizi yapalım ve uç noktada görüşelim. İkinci sıramızı da ördük. Bakınız önümüzün bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Kollarımız ve arkamız. Önümüzü bu şekilde öreceğimiz için üst üste. Bakın bu şekilde yerleştirmeye başladık en temelden şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlayalım üçüncü sıramıza yine bitirme yönümüzde bir iki üç tane zincirimizi çekip arkasını çevirelim ve birer birer trabzanlarımızı örelim artış noktamıza kadar trabzanlarımızı örerek ilerleyelim artış noktalarımızda yine iki trabzan 2 zincir, 2 trabzan olarak birkaç sıra daha büyütelim Şimdi ilk artışı birlikte yapalım. Araya giriyorum. 1, araya giriyorum. 2. Bakınız 2 tane artışımı yaptım. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Yine 1 ve 2 artışlarımı yapıyorum. Aradaki bu iki zincirlerimizin içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan tıpkı aşağıda da bakınız. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan da dümdüz örelim. Sonrasında yine artışlarımızı burada yine tekrar dümdüz örüp artışlarımızı aynı şekilde örerek sıra başına kadar gelelim ve birkaç sıra daha ikişer artış yaparak büyütelim robamızı. Evet, ceketimizin robasını örerek biraz büyütmeye devam ettim. Hepsinde ikişer artışımızı yaptık. Sıra sayımıza bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 5 tane daha canlı olan pembemiz ve 2 sırada toz pembemizi ördük. Şu şekilde bakınız. Üst üste gelecek şekilde önümüz gayet uygun ve hoş durmakta. Artışlarımızın hepsinde bu sıramıza kadar ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Bakınız tamamında iki artış olarak ördük. Geri kalan kısımlar ise aynen birebir trabzan şeklinde ördük. Herhangi bir farklı işlem yapmadık. Şimdi açık renk ipimizin numarasını şöyle göstermek istiyorum. 99.054 Yine 100 gram 340 metre Nakonon Lux Minnoş bebisini kullanıyorum. Tabi dilediğiniz iplerle olur. Hiç fark etmez İlla bebek yünü ya da bebek ipi olacak diye bir şart kesinlikle yok. Dilediğiniz herhangi bir iple örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi sıramıza başlayalım. Bu sıramızdan itibaren birer artış yaparak örmeye devam edelim. Trabzanlarımı yine sırası ile örüyorum. Ve artış yerime kadar örerek geldim. Şöyle bakalım. Bakınız tam artış yerimin olduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi ilave ediyorum ve yine bir tane trabzanımı örüyorum. Buradan sonraki artışlarımızda bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak örmeye devam edeceğiz. Geri kalan trabzanlarımızı yine birer birer örelim. Aradaki trabzanlarımızı ve bu şekilde birkaç sıra daha örelim. Bakınız bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan. Diğer yerlerde de aynı sırayı yapalım. Yani aynı trabzan sayımızı örerek bu sıramızı bitirelim ve bundan sonra bir sıra daha örelim. Robamızı iki sıra daha ördük. İkisinde de birer birer artışlarımızı yaptık. Bakınız bir ve bir. Diğerlerinde ise ikişer ikişer artış yapmıştık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra trabzanımızda ikişer ikişer artışımızı yaptık. Sadece 2 sıramızda ise birer birer artışlarımızı yaptık. Şimdi yeni sıramıza başladım. Yeni sıramızda kolumuzu birleştirme işlemini yapacağız. Önden Trabzanlarımızı birer birer örerek başladım. Tam artış noktasına geldim. Yine bir tane trabzanımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden kolumu büküyorum. Şu şekilde. Ve tekrar bir tane trabzan örmek için zincirimizin içerisine giriyorum. Ve diğer trabzanlarımızın üzerinden birer birer örerek yakamızın arkasını tamamlamış oluyoruz. Diğer kol altına kadar örmeye devam ediyorum. Evet robamızın arkasını örerek geldim. Bakınız dümdüz ördüm. Burada birleştirme işlemini yapmıştım. Yine artış yerine geldim. Bir tane trabzanımı ördüm. Hemen kolumu büküyorum. Tığımın başını dolayarak diğer İki zincirimin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile trabzanlarımı birer birer örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Evet ceketimizin roba kısmını bu şekilde örerek tamamladık. Şöyle arkasına da bakalım. Şöyle roba kısmımız kollarımızı birleştirdikten sonra gayet hoş bir şekilde tamamlandı. Şimdi modelimizi örmeye başlayacağız. Toplamda kaç sıra ördüğümüzü hatırlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Toplam 10 sıra robamızı ördükten sonra hemen model kısmımızı örmeye başlayalım. Bitiş yönünde zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımı Üzerine ilmeğimi alıyorum ve yönümü çevirdim. Hemen ikinci sıradaki trabzanıma batıyorum. Ve buradaki başını dolamış olduğum ipimi 3 defa da örüyorum. Bakın 1 2 3. Hemen ikinci tırabzanımı örüyorum. 1 2 3. Baştaki zinciri saymıyoruz. Burası kenardaki dönüş yerimiz için bize yardımcı olacak zincir. Modelimiz bu iki trabzandan itibaren başlıyor. Yanına 3 4 3 seferde alıyoruz 5 6 tane trabzanımız ördük zincirimizden ayrı bir tane zincir çekiyorum 6 tane trabzan ördükten sonra hemen yanına batıyorum yine aynı şekilde 6 defa 3 defada aldığımız trabzanlarımızı örüyoruz Başını doluyoruz. 1, 2, 3. Tekrar başını doluyoruz. 1, 2, 3. Sayıyoruz zincirimizden sonra. 2, 4, 6. Bir tane zincirimi çekiyorum. Atlamadan hemen yanındaki bakınız. Atlama yapmıyoruz. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Ve devam ediyorum. Sırasıyla 1, 2, 3. Şöyle bakalım. 2, 4, 5. Bir tane daha ördüğümüz zaman 1, 2, 3. Bir tane zincirimizi çekelim. Şimdi yaptığımız işlemimize bakalım. 4 tane zincir çektik. Bu kenarımızı takip eden zincirimiz olacak. Hemen 2, 4, 6 tane trabzan, 1 zincir. 6 trabzan, 1 zincir ve atlamıyoruz. 6 tane trabzan, 1 zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 6 trabzanımızı örgümüzün ters yönünden örerek geldik. Şimdi e sıra başındayız ve örgümüzün düz yönündeyiz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim ve bir tane bakınız zincirimin olduğu yer vardı. O zincirim içinde bir tane zincir ilave ediyorum. Toplamda 5 tane zincirimi çektim. Karşımda 6 tane trabzanım var. 2, 4, 6. Şimdi bu 6 tane trabzanımızı 4 bir ayıracağız. 2 tane bir ayıracağız. Bu taraftaki trabzanlara geçmiyoruz. Sadece bu 6 üzerinde işlemimizi yapıyorum. 4'ünü ayırıyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum bakınız. 4'ü ayırmıştım. Buraya giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı yani bir seferde 3 defa da çekiyorum trabzanımı. Tekrar 1, 2, 3. Yine alıyorum. 1, 2, 3. Bu sırada da aşağıdaki gibi 6 tane trabzanımızı öreceğiz. 4 bir tarafa ayırdık sağ tarafa. 2 de sol tarafta 3 tane trabzanımızı araya ördük. 3 trabzanımızı ördükten sonra 6 tane trabzana ulaşmak istediğimiz için buradan bir tanesini çekiyorum. Tam yarı yarı oluyor. 3 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Bu kez buraya giriyorum. Ve yine 3 defa da alıyorum. 1, 2 3 başını doluyorum yine aynı yere giriyorum bakınız biraz önceki ve başlıyorum 1 2 3 3. trabzanımı da aynı şekilde örüyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim bakınız 6 tane trabzanımızı önce 4 sonra 3 3 ayırdık ve 3 ve 3 olmak üzere 6 tane trabzanımızı ördük 2 tane zincir ilave ediyoruz. 1 ve 2. 1 tane zincir çekmiş olduğumuz yere girerek batıyoruz. Tekrar 2 zincirle battığımız yerden çıkışımızı yapıyoruz. Tığımızın başını bir defa dolayıp karşımızdaki altı tırabzanın dördünü ayırıp 2 tanesiyle olan araya giriyorum. 1 2 3. Uzunca örüyorum. Tekrar ikinciyi örüyorum. 1 2 3. Üçüncüyü örüyorum. Bir, iki, üç. Üç tane trabzanım ördükten sonra dört ve ikiydi. Bir tanesini iki tarafı alıyorum. Üç, üç oluyor. Tekrar tığımın başında doluyorum. Bu kez ayırmış olduğum üçüncü trabzanın ardından giriyorum ve başlıyorum örmeye. Bir, iki ve üç. Toplamda 6 tane trabzanımızı ördükten sonra 1 ve 2 zincir çekip hemen bir tane zincirin olduğu yere batıyorum. 1 2 tane zincir çekip tekrar 4 ve 2 olarak ayırıyorum. 4'ü ayırdıktan sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3 hemen ikinci 1 2 3 3. Trabzanımı da ördükten sonra bir tane daha trabzan bu yöne alıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak hemen başlıyorum örmeye. 1, 2, 3. İkinci Trabzanımı yine 3 defa da örüyorum. 3. Trabzanımı da ördükten sonra iki tane zincir çekip bir tane zincirin olduğu yere batıyorum. İki zincirle battığım yerden çıkıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet gövdemizin ilk sırasını örerek tamamladık. 6 tane trabzanımızı her bir düz trabzanların üzerinde 3'ünü önce 3'ünü sonra üzerinden çapraz bir şekilde alarak sıramızın başına kadar geldik. Şimdi en son geçişi sizlerle birlikte yapalım. Tığımızın başını dolayalım. Zincirden ördüğümüz trabzanımızın tepesine batalım. Yine 3 defa da alalım. Şöyle biraz uzatalım. 1, bir, 2, 3 diğeriyle aynı boyda olsun herhangi bir rahatsızlık olmasın 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum ve diğer sıramızı örmek için hemen başlıyoruz tığımın başını doluyorum 6 tane trabzanımızın her birisine yandan girerek örüyorum bakınız yandan girdim 1 2 ve 3 yine 3 defa da çekiyorum ikinciyi örüyorum 1 2, 3 tekrar hepsini hiç atlamadan sırası ile 6 trabzanımızı örelim. 2, 3, 3 defa da alıyoruz. En son 6. trabzanımı örüyorum. Evet 6 tane trabzanımızı yandan girerek ördük. Bakınız örgümüzün düz yönünde şu şekilde bir görüntümüz olacak Midemizin görüntüsü ortaya çıkacak trabzanlarım bittikten sonra diğer trabzan grubuna geçişimi hemen hazırlanıyorum her ikisi arasında sadece bir tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum zincirimden sonra yine 6 tane trabzanımızın ilkine yandan giriyorum ve 3 defa da örüyorum 1 2 3 hemen ikinciyi örüyorum 1 2, 3, 6 taneyi bu şekilde örüyorum ve sadece aralarında bir tane zincir çekiyorum. Yani her 6 tane trabzanımızın ilk modelimizi yerleştirirken de o şekilde yapmıştık. Bir zincirimi çekiyorum, diğer altıya başlıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Düz yönden görüntümüz şu şekilde olacak. Evet modelimizi kurduk. Şimdi tekrar ön taraftayız. Önde yine aynı işlemlerimizi tekrar etmeye başlayacağız. Modelimizi bu iki sıradan oluşturacağız. burada görmüş olduğumuz 6 tane trabzanın 4'ünü ve ikisini ayırıp 3 trabzan ördükten sonra bir tane daha trabzanı bu tarafa alıp buraya da çapraz bir şekilde 3 trabzanımızı örerek arada iki tane zincirlerimizi çekip bir zincirin olduğu yere hem batıp hem çıkacağız. Tekrar 6 olan trabzanı 4-2 olarak ayırıp 3 trabzan sonra bir tane daha alıp 3 ve 3 olarak ayıracağız ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıramız tamamladıktan sonra Şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizi ardından alarak tamamlayacağız ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu iki sıranın tekrarlarıyla tekrar edip hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi birlikte başlayalım. Önce bitişini yapalım. Tığımın başını doluyorum. Bakınız hemen şöyle yukarıya doğru 1 2 buradan şöyle dengeli bir şekilde alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 şöyle durduğu zaman şöyle güzel bir görüntü olacak dengeli bir şekilde alalım 1 2 3 ve 4 döndürelim burada ileriye gideceğimiz için hemen bu yönde bir tane daha zincir çekip toplamda 5 tane zincire tamamlıyoruz Dilerseniz hepsini tabi o yönde de çekebilirsiniz 4 tane ayırdım 2 tane ayırdım bir defa başını doluyorum 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane daha trabzan bu yöne doğru çekiyorum ve buraya giriyorum. Örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. trabzanımı da aynı yönden alarak örüyorum 3 trabzan ve 3 trabzanımızı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekip hemen araya batıyorum tekrar aradan 1 ve 2 zincirle çıkıp işlemlerimi aynı şekilde tekrar ediyorum ve bu şekilde tamamladıktan sonra ardından yine alalım istediğimiz ölçü gelene kadar sıramızı tamamlayalım Evet ceketimizi dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dilim ördüm. 6 e, dilimimizin 4 dilimini bakınız e, yavru rengimi kullanırken diğer 2 sıramızda beyaz ipimi tercih ettim. Yukarıdan aşağıya doğru rengimi açarak indim. Kodumun bir tanesini ördüm. Yine aynı şekilde bakınız. Kolumuzun uç kısmını beyazı tercih ettik. Yukarı kısmında ise yine yavru rengimizi tercih ettik. Şöyle açıp baktığımızda bakınız gayet hoş bir görüntüsü oldu ceketimizin. Tabi öreceğiniz boyutla ilgili dilediğiniz kadar ölçüyü uzatabilirsiniz. Şimdi ben kolumun bir tanesini çalışmıştım. Diğer kolumuzu sizlerle birlikte başlayalım. Burada sadece bir tane farklı işlem yapacağız. Geri kalan bütün işlemlerimiz birbirinin aynısı bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve kolumun tam altından tıpkı modelimi uygulamaya başladığım sıradaki gibi örmeye başlıyorum. Bakınız tam altından giriyorum ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki yere giriyorum. 3 defa da alıyorum. Tekrar 3 tane trabzanım oldu. Ve dördüncü örüyorum. 4 tam artış yerine giriyorum 5 ve 6 yine hepsini birer birer örerek 3 defa da ördüm bir tane zincir çekiyorum arada hemen sıradaki trabzanıma batıyorum bir sıradaki trabzan sıra atlamıyoruz kesinlikle sırası ile 6 tane trabzan olana kadar örüyorum 2 4 5 ve 6 bir tane zincir çekiyorum tekrar hemen ilk trabzanımın üzerine batıyorum aşağıdan e, yukarıdan zincir çekmemize rağmen aşağıda atlama yapmıyoruz sadece şurada kolumuzun olduğu yerde bakınız iki trabzanımızın içerisine başlama noktasından itibaren altı tane trabzanımız örüyoruz geri kalan yerde ise her bir trabzanın tepesine bir tane trabzanımızı örerek 6 trabzan 1 zincir 6 trabzan 1 zincir sıralamasını tamamlıyoruz. Evet 6 şar trabzan 1 zincir 6 trabzan 1 zincir şeklinde örerek ilk sıramızı tamamladık ve son birleşme noktasındayız. Bir tane zincirimi çekiyorum ve birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum şu şekilde ve hemen 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. 6 tane trabzanımızın bakınız ilk ilkinin üzerine zincirimi çektim hemen yine aynı şekilde dördünü bir kenara ikisini bir kenara ayırıyorum ve üç tane trabzanımı bu araya örüyorum bir iki ve üç bir tane daha trabzanı bu yöne çekiyorum tığımın başında doluyorum geri kalan üç trabzanı ise bu yönden diğer yöne doğru örüyorum 2 tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 bir zincirin olduğu yere gelerek batıyorum tekrar 2 tane zincirle yukarıya çıkıyorum ve tığımın başını dolayarak 6 tane trabzanımızın dördü bir kenarda araya giriyorum 3 trabzanımı ardı ardına örüyorum 2 ve 3, 3 olduktan sonra bir tane daha sol tarafa ayırıyorum Tabi o kadar ayırmanıza gerek yok. Ben sadece gösterme amaçlı biraz fazla açıyorum. Bu kadar tabi hiç gerek yok. Evet iki tane zincirimi çektikten sonra bir zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Tekrar iki zincirle çıkıyorum ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde örüyoruz. Evet kolumuzda 3 trabzan 3 trabzan çapraz yaparak midye şeklimizi oluşturarak bu şekilde örerek uç noktamıza kadar geldik. Arada iki tane zincirlerimizi çekerek hem battık hem de tekrar 2 zincirimizde yukarı çıktık. Şimdi geçişimizi yapacağımız bölümdeyiz. Bakınız son ve baştaki grubumuzun hemen yanındayız. Şimdi iki tane zincirimi çektim. 2 zincirimi çektikten sonra şu şekilde bakınız araya giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum şimdi bu yönde e, farklı alma işlemi yapacağız bu kabartmayı yapacağımız zaman e, gövdemizi yandan alıyorduk arkadan ördüğümüz için burada hep tek yönden düz yönden öreceğimiz için tığımın başını doluyorum İlk trabzanımın ardından giriyorum bakınız öne doğru düşürüyoruz bu kıvrımlı yeri tekrar ikinci trabzanımızın sadece burası farklı geri kalan bütün bölümler aynı şekilde devam ediyor. 6 tane trabzanımızın hepsini bu şekilde ardından alarak 3 defa da örelim. Bir tane zincirimizi çekelim. Tekrar ardından giriyorum. İlk trabzanımı örüyorum. Sırasıyla 6 trabzanımızı örelim. Evet sadece bu farkımız var. Diğer bütün bölümler aynı şekilde devam edecek. Şimdi geçişi tekrar sizlerle birlikte yapalım. Evet, bütün sıramızı örerek geldik. Bakınız tamamen kabartılarımızı oluşturduk. Ardından girerek şimdi başlangıç noktamıza geldik. Buradaki 3 tane zincir çekmiş olduğum yere şöyle arkadan giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Eğer az gelip asılacak gibi olursa bir tane daha zincirimizi ilave edebilirsiniz. Hemen buradan geçiyorum yine 4 2 ayırarak modelimizi yeniden kuruyoruz. 1 2 ve 3. Hemen bir ilave ediyorum. 1 2 ve 3 2 zincir çekiyorum araya batıyorum Tekrar iki zincirle çıkarak aynı işlemi dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, şimdi ceketimizin hem gövde kısmını hem her iki kolunu da tamamladık. Yaka kısmından başlayarak bütün çevresini dolaşmak istiyorum. Tığıma beyaz ipimi bağladım ve hemen yaka kısmından örmeye başlıyorum. Evet, yakamızdan başlayarak kenarlarımızı dolaşalım. Bir tane Bakınız battım ve e, başını dolamadan şöyle battım bakınız başını dolamadan hemen yanındaki trabzanıma giriyorum bir sonraki trabzanımın arasına giriyorum ve bu trabzanlarımızın hepsini birer tane sadece batıp çıkıyoruz batıp çıkalım şurada bölmüşüm bölme yapmayalım. Her trabzanımızın arasına birer tane sık iğnemizi örerek uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet sıramızı sık iğnelerimizi yaparak tamamladık. Şimdi ceketimizin yan kısmını örmekteyiz. Bakın burası küçük olan bölüm. Burası da büyük olan diğer bölümümüz. Geniş olan bölümümüzü daha sonra yapacağız. Şimdi kısa olan bölümden başlıyoruz. Sık iğnemin olduğu yerdeyim. Tığımı başında doluyorum. Bir sonraki sıraya şöyle bakın bu sırayı atlıyorum. İkinci sıramın içerisine geliyorum ve bir tane trabzan yanına ikinci, üçüncü, dört ve beş tane trabzanımı örüyorum. Beş trabzanımı ördükten sonra bir sıra hemen yanındaki sıraya batıyorum ve tığımın başını doluyorum. Bir sonraki sıraya beş tane trabzanımı yine örmeye başlıyorum. İki, üç, dört ve beş bir sıra atlıyorum diğer sıraya batıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki sıraya örmeye başlıyorum trabzanlarımı elimiz alıştı bu kez üçlü çekiyoruz aslında ikili trabzan yapmak istiyorum alışkanlıktan üçlü bir şekilde örmeye başlıyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum şu şekilde ve hemen Sıradakine 5 tane trabzanım örüyorum. 2 3 4 ve 5 Hemen yandaki artık büyük büyük yerlere geldik. Gövde kısmına hemen batıyorum. Bir sonraki yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 hemen araya batıyorum şu şekilde aşağıya doğru ilerleyelim evet ceketimizin bütün yanlarını bu şekilde ördük beşer trabzan şekliyle alt kısma geldik alt kısmı bakınız zaten dilimli o yüzden dilimde herhangi bir farklılığa geçmeyeceğiz aynen dilimlerimizi örmeye devam edeceğiz her trabzanın üzerine başını doluyorum bir defa da çekiyorum başını doluyorum trabzanlarımın tepesine batarak dilimlerimizi güçlendirmiş oluyoruz. Tepesine batıyorum. Bakınız başını doluyorum. Tepesine batıp tek seferde çekiyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Aradaki yere giriyorum. Bir tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bir defa alıyorum. Sonra 6 tane trabzanımın her birine birer defa örüyorum. Başını dolayarak sıramızı takip ediyoruz. Araya bir tane diğer dilime geçiyorum. Bir tane boşla, sonra altı trabzanımı sırası ile örüyorum ve diğer uca kadar bu şekilde ilerliyorum. Ceketimizin alt kısmını bu şekilde ördük. Bakınız çok hoş oldu. Şimdi yukarıya doğru devam ediyoruz bir tane araya battıktan sonra tekrar batıyorum tığımın başında doluyorum hemen diğer yandaki yapmış olduğumuz gibi 5 trabzan örmeye başlıyoruz ikili trabzanımızı yapıyoruz 2 3 4 ve 5 hemen bir sonraki trabzana batıyorum bir sonraki trabzanın içerisine 5 tane örüyorum ve uca kadar bu şekilde devam edelim. Trabzanlarımızı uç noktaya kadar örerek geldim. En son bakınız trabzanımızın olduğu yerdeyiz. Buraya bir tane düğme dikmek istiyorum. O yüzden zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4 ve bir tane daha çekelim. 5 tane zincirimizi çektikten sonra ilk yere gelerek batıyorum ve diğer başlangıçtaki trabzanın olduğu yere yani sık iğnenin olduğu yere gelip batıyorum arasından geçirip bir tane zincirimi çekip makasımda kesiyorum ve burayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen karşıya bir tane de düğmemizi dikelim. Evet düğmemi diktim. Bakın e, yandan şu şekilde tam ortalığı yapmamıştık, yandan yapmıştık. Gayet güzel bir görüntü kazandı. Şimdi şuraya e, zincirle bağcık yapmak istiyorum. Şu kısma hemen çalışmaya başlayalım. Şöyle girelim şu kısımda. Bir tane düğüm atmıştım zincirimi yani zincir çekip düğüm yaptım istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekebilirsiniz yani ne kadar uzunlukta bir bağcık çalışması istiyorsanız sadece bağlayıp güzel bir görüntü kazandıracağız bakın şöyle tahminen çekmekteyim birazcık daha çekelim Evet yeterli birkaç tane daha çektim ve koparıyorum sıkıştırıyorum güzelce Evet şu şekilde yukarıya doğru almak istiyorum zincirimin uç kısmını altındaki düğüm kısmı aşağıda kalsın onu şöyle gizleyelim içeriye mutlaka bu düğümlerimizi falan hemen gizleyelim sonraya kalmasın Evet şimdi tam buraya bağlayacağımız yere denk gelecek şekilde yine bunun karşılığında olacak zincirimizi de çekmeye başlayalım bir tane zincir çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve karşılığına denk gelmesi için bakınız şu aşağıdan bağlayacağım yere muhtemelen şurası çok uygun bakınız şu kısma giriyorum bu trabzanımda, şöyle alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum dilediğiniz uzunlukta diğer zincirimize eşit olabilecek sayıda zincirimizi çekiyoruz Sadece zincir çekiyoruz. Bakınız tahmini çekiyoruz. Göz kararıyla diğerine yakın olsun. Sadece bağlayacağız. Çünkü düğme kullanmayacağız. Yeterli. Sıkıştırıyorum. Evet şimdi bağlayacağım yerde bakınız düğümümü atmıştım şuradan. Önce burayı içeriye alarak gizliyorum. da şu şekilde gizleyelim. Evet. Şu kısımdan bakınız düğümümüzü, fiyongumuzu atarak ayarlıyoruz. Zincirlerimizi sıkıştırıp makasımız yardımıyla uç kısımlarından alıyoruz. Mutlaka güzelce sıkıştırmasını yapalım kesinlikle açılmasın. Evet. Yakamızı da bu şekilde ayarlamasını yapalım şöyle. Hırkamız hazır hale gelsin ama son olarak bakınız bu kolu ben başını dolayarak batmıştım trabzanlarımı. Bu kolumuzu da sizlerle birlikte yapmaya başlayalım. Evet bir tane yine zincir çekerek düğümümü attım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane zincir çekiyorum sadece başlangıçta sonrasında başını doluyorum trabzanımın üzerine batıp çekiyorum başını doluyorum ipimizi de şöyle gizleyelim başını dolayarak alıyorum başını doluyorum araya bir tane başını doluyorum trabzanlarımızın tepe noktasından Örelim. Bir tanesinde bu araya batalım, bir tanesinde batmayalım. Bakın, şimdi atladım. Diğerinde batmıştım. Bir öncekini atladığım için şimdi batıyorum. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum, başını dolayıp örelim ve bitirelim. Arkadaşlar, bütün aşamalarını birlikte yapmış olduğumuz e, yandan kapatmalı ceketimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bakınız, yukarıdan başlamıştık. Evet, kollarımızı da en son tamamladıktan sonra buradaki görmüş olduğumuz kısmı ceketimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.